Magazin 8 moda editörleri hafta boyunca tüm görüntüleri aradı, taradı ve en şık hanımları belirledi. İşte göz kamaştıran imajlarıyla bu hafta listemize girenler. Alkışı hak eden seçimler, şık kıyafetler ve göz alıcı makyajlar. Magazin 8 haftanın en şık hanımefendilerini açıklıyor. Beğenemediniz mi? Beğenmez olur muyum? Havalar ısındı. Artık gardıroplar baştan aşağı değişti. Kışlıklar tamamen ortadan kalktı, yazlıklar ortaya saçıldı. Bu hafta şıklar listemize giren hanımefendiler çok iddialı. No. Yazın en trend rengi kırmızı leopar deseniyle kombinleyip büyük bir risk alan ama riski avantaja dönüştürmeyi de başaran Deniz Akkaya. Bu haftanın en şık hanımlarından. Bakmamaya çalışıyorum Cemciğim ama 10 numara. Dizinin bir karış altında biten, sıfır yaka, kolları dirseklerine kadar inen kırmızı elbisesi son derece sade ve sıradan bir görünüme sahipken etek kısmına ve tam omzunun alt kısmına koyulan kalın tül şeritler bütün havayı değiştirmiş. Gözlerimiz kamaştı. Ne oluyor? Düz elbise bir anda bu yaz gecelerinde sıkça göreceğimiz son moda abiyelere dönüşmüş. Dedik ya, Deniz Akkaya risk alarak kırmızıyla leoparı bütünleştirmiş. Ayaklarını ağ gibi saran, bileğinin üst kısmına kadar uzanan burnu açık leopar desenli ayakkabısı ince bir zevkin eseri. Hem kıyafetine ağırlık katmış hem de bacak boyunu olduğundan uzun göstermiş. Tebrik ediyor, alkışlıyoruz. Tezahürat istemez canım. Teveccühlerinize layık olmaya çalışıyoruz. Ama yorumlarımız henüz bitmedi. Kıyafetiyle, saçıyla, başıyla o kadar iddialı ki Deniz Akkaya aksesuar kullanmaya gerek görmemiş. Sadece nazar boncuğu niyetine sol bileğine kırmızı üstüne taşlı minik bir bileklik takmış. Bakla bak 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 bak. Bakla bak 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 bize. Gelelim saça, makyaja. Vigo yaptırdığı saçlarını sağ omzunun üstünde toplayarak doğallıktan uzaklaşmamış. Makyajıysa güzel yüz hatlarını iyice ön plana çıkarmış. Doğal tonlardaki pırıltılı göz farını, incecik göz kalemi ve bol maskarayla tamamlayan Deniz Akkaya, yüz makyajındaysa bronz renkleri tercih ederek yaza çok uygun bir tercih yapmış. Ah, bu hayat çekilmez. Olmazsan ne canım, ah bu çile çekilmez. Hem spor hem gösterişli nasıl olunur sorusunun yanıtı Pelin Karahan'da bu hafta. Genç oyuncu ne şıklığından ne de rahatından vazgeçmiş, iyi de yapmış. Hadi ya. Düz beyaz basic tişörtünün üstüne giydiği krem rengi kurbaze yaka kısa ceketi kombininin bütünlüğünü sağlayan bir parça olmuş. Koyu renk İspanyol paça kot pantolonuysa genç oyuncunun yaz modasını ne kadar yakından takip ettiğinin göstergesi. Burnu açık dolgu topuklu siyah ayakkabıları genç oyuncunun boyunu uzun gösterdiği gibi İspanyol paça pantolonu kaldırdığı için bacaklarının da olduğundan ince görünmesini sağlamış. Oh, pek de güzelmiş. Takıp takış ...yakıştırmaya meraklı olduğunu bildiğimiz Pelin Karahan, aksesuar konusunda cömert davranmış. Ceketiyle aynı renkteki el çantası, kıyafetiyle bütünlük içinde. Boynuna taktığı altın rengi madalyonsa kombinine hareket katmış. Sol kolundaki beyaz taşlı altın detaylı bileklikle ve metal saati kıyafeti ve çantası arasında adeta bir köprü kurmuş. Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Saçlarını bu sene çok moda olduğu gibi yarım toplamış. Siyah kalemle renkli gözlerini vurgulayarak sıcak havaya çok uygun hafif bir makyaj yapmış. Gece ateşim, gündüz güneşim, taptım ilk aşksın. Gözleri işim, sen ilk işim, sen en çok aşksın. Bakar mısınız şu hallere? Salaş, duru, rahat ve şık. Hepsi bir arada olmaz ki diyebilirsiniz ama başaran başarıyor. Şimdi onlar düşünsün. Melis Birkan düz siyah basic tişörtün altına giydiği kısa dar paça kot pantolonuyla spor bir kombin yapmıştı. Hardal rengi trench kotuyla kıyafetini dikkat çekecek şekilde şıklaştırmayı başarmış hanımefendi. Gördüm.
Yuvarlak burunlu siyah espadrilleri ise bu takım için en doğru seçim olmuş. Beline taktığı renkli kumaş kemer, hardal rengi trench coat'un altından ben buradayım diye adeta göz kırpıyor. Halüsinasyonlar görüyorum ya! Kombinin belki de en özel ve en şık parçası bu kemer olmuş. Boynundaki ince altın zincir ucundaki yıldız ve kulağına taktığı yıldız şeklindeki küpeler minimalizm akımına çok uygun olduğu gibi özellikle trench coat'uyla bütünlük sağlamış. Allah Allah! Rengiden mi döndü? At kuyruğu yaptığı saçları güzel yüzünü açmış. Yüzünde ise bir gram bile makyaj yok. Zaten gerek de yok. Pırıl pırıl cildini, renkli gözlerini ağır makyajın altına saklamaması spor kıyafetine de uygun olmuş. Canım olmuştun, aşkla dolmuştum, senle sarhoştum. Siyah ve beyazın kusursuz uyumundan faydalanan Linet, giydiği kıyafetle hem vücudunu çok iyi tanıdığını hem de modadan anladığını kanıtladı. İyice baktın mı? Hem de 3 moda editörü, 2 designer, 1 stilist aynı anda baktık. Çok komik. Enine çizgileri genelde hanımlar pek tercih etmez. Çünkü insanı olduğundan kilolu gösterir. Ancak geçtiğimiz yıl fazla kilolarından kurtulup iğne ipliğe dönen Linet, kusursuz bir fiziğe kavuştuğundan beyaz üstüne kalın siyah çizgili uzun kollu merserize kazağı gönül rahatlığıyla giymiş. 7 milyarda bir görünen bir şey bu. Diz kısmı yırtık, bilekte biten siyah dar kotu hem vücuduna çok uygun hem de kısa paçaları bacak boyunu uzatmış. Siyah rugan babetleri ise hem şık hem rahat bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Yapma be ya. Sol kolundaki metal saati, kulağındaki taşlı küpeleri, beyaz üstüne taş işlemeli sırt çantasıyla bütünlük sağlamış. Çikolata kahvesine boyatıp uçlarına sarı ışık attırdığı saçlarına düz fön çektiren Linet, saçıyla aynı tonlardaki göz farı, kalın eyeliner'ı ve doğal tonlardaki yüz makyajıyla abartıdan uzak durarak spor kıyafetine uygun bir seçim yapmış. Boş verin! Boyu, posu, fiziği, yaşı her şeye uygun. Bu iddialı kıyafetleri Chloe Ortaç giymeyecek de kim giyecek? Güzel olmuş aslında canım. Diğerlerine ben kendi giyerim güzel. Serdar Ortaç'ın güzeller güzeli eşi bu haftanın en şık isimlerinden biri. Göğüs kısmı volandı. Beyaz üstüne gri çizgili tulumunun bileğinin bir karış üstünde bitmesi. Uzun boylu olan Chloe'yi olduğundan da uzun göstermiş. Öyle olmaz, öyle olmaz. Altın renkli düğmeleri olan asimetrik kesimli beyaz ceketi ise bu tuluma yakışacak en doğru seçim olmuş. Tulumunun çizgileriyle aynı renkteki yüksek topuklu stilettoları ince bileklerine dikkat çekmiş. Bacak boyunu uzatmış. Boynuna ve bileğine doladığı metal renkli aksesuarlar beyaz ceket ve gri tulum arasında uyum sağlamış. Eline aldığı minik mavi çanta ise kombinine renk katmış. Saçlarına düz fön çektiren Chloe Ortaç makyaj tercihini doğaldan yana kullanmış. İnce eyeliner ve bol rimelle renkli gözlerini vurgularken dudak tonundaki ruju yüzüne ışıltı vermiş.